şarkıcı Hadise Harbi Açık Hava'da 2 gün üst üste konser verdi. Yaydan çıkan o geri dönemez. Kimse kararımı değiştiremez. Ben daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştır o. Sahne performansıyla olduğu kadar giydiği kostümlerle de adından söz ettiren Hadise, ilk gün sahneye leopar desenli bordo renkte parlak bir tulumla çıktı. Kıyafet tercihleri eleştiri konusu olan Hadise bu konuya değinmeden geçemedi. Demek ki konu açıklık demekle değil de şurada bitiyor. Hepimizin biliyorum, hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Hadise ertesi akşam yine Harbiye sahnesindeydi. Bir gün önce giydiği tulumun benzeriyle arz-ı endam eden hanımefendi bu kez gümüş rengi tercih etmişti. Annesi Gülnihal Hanım'la kız kardeşi Derya açık gözle Hadise'yi yalnız bırakmadı. Sağına soluna bakmaz, hep yeni bir ateş yanmaz. Çekimleri devam eden Esas Oğlan filminde Hadise ile birlikte kamera karşısına geçen yakın dostu Seda Bakansa sevimli kızı Leyla ile birlikte gelmişti konsere. Yanımda olacak, Hadise teyzesini izleyecek. Değil mi Leyliş kocuğum? Evet. Hadise teyze mi dersin? Neler be, Hadise için sen neler söylemek istersin? Çok seviyor musun Hadise'yi? Evet. Hadise'nin Hadise olduğunu da bilmiyor. Şarkı söylediğini de bilmiyor. Gerçekten. O onu öyle seviyor. Hadise teyze, saçlar Hadise teyze. Saçlar sarı, ten böyle beyaz. Onu görünce zaten direkt ona doğru yöneliyor. Bir ablası olarak benim kızlarımın... Yalnız. Hadise'yi oyunculuğa ikna eden Seda Bakan, yakın dostunun performansını öve öve bitiremedi. Hadise arkadaşlar... Nasıl bir oyunculuk performans sergiliyor sizden öğrenelim. O kadar yetenekli ki, yani o kadar doğal ki ve o kadar o yazılan replikleri kendisi gibi söylüyor. Ya biz hepimiz şoktayız. Sanki diyoruz ki kızım yani sen ilk defa bu işi yapıyorsun. Evet. Nasıl bu kadar iyi olabilirsin? Konser anının yaklaşmasıyla birlikte Hadise dansçılarıyla birlikte sahnedeki yerini aldı. Başarılı sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Hadise, muhteşem sahne şovuyla sevenlerinin kalbini bir kez daha fethetti.